Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Raspberry Pi 3 ile RC522 RFID modülü kullanımı dersimizde yer alan Python kodunu anlatmaya çalışacağım. Biz bu RFID modülünü kullanarak bir LED'in yanıp sönmesini kontrol edeceğiz. Bu LED'in yanıp sönmesini hani bir rölenin açılıp kapanması şeklinde de düşünebilirsiniz. Sonuçta bir GPIO pinini, Logic 1 ile 0 arasında değişimini kontrol ediyoruz. Farklı şekilde kullanım imkanınız da mevcuttur. Bu dersimizdeki kodları çalıştırabilmemiz için Raspberry Pi'mize bir Python kütüphanesi yüklememiz gerekiyor. Yükleme için gerekli kodu blog yazımızdaki bu satırdan görebilmeniz mümkün. Gelin beraber yükleyelim. Bu satırı kopyalıyoruz. Bir terminal ekranı açıyoruz. Ve buradaki terminal ekranına yapıştırarak bu şekilde komutu yüklenmesini sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere successfully installed yazdığı için kütüphanenin sorunsuz bir şekilde yüklendiğini görüyoruz. Terminal ekranımızı artık kapatabiliriz. Bu projemizde iki farklı kod bulunuyor. İlk kodumuz kullanmış olduğumuz kartın UID'sini öğrenmemizi sağlıyor. Daha sonra bu UID'yi bir sonraki kodumuzda kullanarak LED'in açılıp kapanmasını sağlayacağız. Öncelikle UID kodu okuma programından başlayalım. Görmüş olduğunuz en üst satır az önce yüklemiş olduğumuz RFID kütüphanesini Python kodumuza dahil etmemizi sağlıyor. Signal ve Time isimli diğer kütüphaneleri de dahil ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz iki satır RFID okuyucumuzun gerekli işlemleri yapması için başlangıç satırları. Bir alt satırda debug özelliğini kapatıyor. Yani bizim herhangi bir hata almamız veya çalışması esnasında yaptığı bütün adımları görmemizi sağlıyor. Daha sonra kart okuyucumuz bir kart okuması gerçekleşene kadar bizden giriş bekleyecek. Yani bizim bir kart okuması yapana kadar ekranımızda kart bekleniyor yazısı yazacak. Buradaki if'lere gelecek olursak sorunsuz bir şekilde kartımız okunduğu zaman kart algılandı yazısı yazılacak. İkinci if'imizde ise burada görmüş olduğumuz kartın UID'lerini string olarak ekrana yazdırıyoruz. Kartımızın UID değeri 5 byte'dan oluştuğu için UID değerini burada gördüğümüz üzere 0'dan 4'e kadar byte'lar şeklinde bölüyoruz. UID değerlerini string'e çevirerek kart UID isimli başka bir string'de tutuyoruz. Daha sonra bu UID değerini de print komutuyla ekranımıza yazdırıyoruz. Kartımızın UID'sini okuttuğumuz zaman terminal ekranında burada gördüğümüze benzer bir şekilde UID değerini göreceğiz. Bu UID değerini bir kenara not ettikten sonra ikinci kodumuza geçelim isterseniz. İkinci kodumuzda ise diğer koddaki gibi RC522 kütüphanesini dahil ediyoruz. Ama bu kodumuzda ek olarak Raspberry Pi'nin GPIO pinlerini LED yakma işleminde kullanacağımız için GPIO kütüphanesini de dahil ediyoruz. LED pinini 7 numara olarak tanımlıyoruz. Bu kodumuzda da diğer derslerimizden hatırlayacağınız üzere board pin numaralandırma sistemini kullanıyoruz. GPIO set mode komutu bizim board veya BCM pin numaralandırma sistemini kullanmamızı sağlıyordu. GPIO setup komutu ile 7 numaralı LED pinimizi output olarak yani çıkış olarak ayarlıyoruz. Gerekli başlangıç komutlarını da kodun geri kalan satırlarına ekliyoruz. Bu kodumuzda sürekli dönecek olan bir işlem olduğu için bir while döngüsü kullanıyoruz. Bir kart algılandığı zaman ekrana UID değeri yazılacak ve eğer bu UID değeri bizim girmiş olduğumuz UID değeriyle aynı ise LED'imiz yanacak. Eğer değil ise LED'imiz sönecek. Buradaki if döngüsünden bahsetmek gerekirse eğer herhangi bir algılamada problem yoksa ekrana kart algılandı yazısı yazılacak. Ve daha sonra kartın UID'si bir önceki kodumuzda olduğu gibi ekrana yazılacak. Bir önceki kodumuzdan farklı olarak burada kullandığımız ikinci bir if bizim girmiş olduğumuz UID değerini kontrol ediyor. Burada eğer bir önceki uygulamamızda da aldığımız UID değerini girersek bu UID değerine sahip RFID kartımızı ya da anahtarlığımızı LED'i yakıp söndürmede kullanabileceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi kart UID'si bu değere eşit ise bu değeri bir önceki programımızı kullanarak almıştık. LED'in yanmasını bu UID değerinden farklı bir UID değerine sahip bir kart okutulduğunda ise LED'in sönmesi sağlanıyor. Kodumuzun bu satırına siz de kendi kartınızın öğrenmiş olduğunuz UID değerini girerek bu işlemi yaptırabilmeniz mümkündür. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.